Arkadaşlar, ofis günlüklerine hoş geldiniz. Yeni bir seri, farklı biraz videolar. Bu serimizde daha çok teknolojiyle alakalı, kişisel gelişimle alakalı videolar yapmayı düşünüyorum. Hem kendi hayatımda uyguladığım, hem de verim aldığım bazı konuları sizlere de anlatacağım. Sizler de uygulamak isterseniz deneyebilirsiniz. Bugün ilk olarak akıllı telefonlardan başlayacağız. Bence büyük bir nimet. Teknoloji büyük bir nimet zaten. Ama bazen bu nimet nikmet olabiliyor. Yani bizim zararımıza olabiliyor. Hani kontrolsüz güç, güç değildir denir ya. Akıllı telefonda bizzat bunu yaşayabiliyoruz. Çünkü işlerimizi yapmak için aslında çok kısa teknolojik aletler kullanıyoruz. Çok kısa zamanda halloluyor onların vesilesiyle. Akıllı telefonlarla birlikte zamanın da bize yetmediğini artık fark ettik. Özellikle bazı uygulamalarla. Onun için küçük biraz... Ayarlar yaparak aslında kendimize ne kadar verimli hale çevireceğimizi birkaç yöntemle size açıklayacağım birazdan. İlk olarak yapacağımız yöntem sosyal medyanın babaları var. Facebook'tur, Twitter'dır, Instagram'dır, YouTube'dur. Bu baba sosyal medya mecralarını bir düzene sokmak. Ana yapacağımız şey yapabiliyorsak eğer tamamıyla kullanmayı bırakmak. Bazen yararı olabiliyor evet. Bazen okulumuzun sınıfında sınavlar için, ders notları için kullanabiliyoruz Facebook gruplarını vesaire. Genel çerçevede bunun için de kullanmıyorsak çok fazla vaktimizi boş yere harcadığını görüyoruz. Başkalarının nerede tatil yaptı, başkalarının nerede fotoğraf çekindi, başkalarına yaptı falan filan derken vaktimiz öyle bir geçiyor ki hem de bazen bundan zevk de almıyoruz. Bu açıdan özellikle kullanmayı bırakıyorsak kesinlikle bırakalım. Ardından kullanmayı bırakamıyoruz. Bazen bilgi alabiliyoruz, bazen güzel sayfaları takip ediyoruz. Bazen de paylaşım yapmayı seviyor olabiliriz. Kullanmayı düzene sokmamız burada ana faktör. Bence zaten büyük çoğunluğumuz kullanmayı bırakmayacaktır. Benim yaptığım yöntem de bu. Bazısını mesela Twitter'ı kullanmayı bıraktım ama Instagram'ı, Facebook'u ve YouTube'u düzene soktum. Nasıl bir düzene soktum? Bu uygulamaları kaldırdım. Ve paylaşım yapmak istediğim zamanlar, Instagram'ı mesela, indiriyorum, paylaşımımı yapıyorum. Yarım saatlik bir turlama yapıyorum işte. Arkadaşlarım, dostlarım, ailem neler yapmış, beğendiğim sayfalar neler paylaşmış. Yarım saatlik çok kısa bir turlamanın ardından da hemen kaldırıyorum. Bunu bir yöntem olarak kullanabiliriz. Paylaşım yapacağımızda indirip paylaşımımızı yaparız, ardından kaldırırız. Bunun ardından şöyle bir uygulama olabilir. Sadece hafta sonları kullanmak. Yani hafta içi bahsettiğimiz günlerde uygulamaların hepsini kaldırmak, hafta sonu indirip hafta sonu kullanmak. Bu da olabilir. Diğer bir yöntem de bu uygulamaları kaldırıp sadece tarayıcı üzerinden girmek. Emin olun tarayıcı üzerinden girmek biraz da sizi bu uygulamaya girmede yavaşlatacaktır. Önemli olan şu arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka kaldırın. Kullanmak istediğinizi indirirsiniz. Kaldırmadığınızda şöyle oluyor. Bir saatlik bir zaman diliminde boş bir anınızda teneffüs arasında veya kendinizi boş hissettiğiniz bir anda mutlaka giriyorsunuz ve vaktiniz öyle bir akıyor ki yarım saatler bir saat oluyor, bir saatler bir buçuk saat oluyor. Zamanınız böyle verimsizce geçip gidebiliyor. Bu yüzden kesinlikle kaldırın, ara ara kullanmaya çalışın. Mutlaka etkisini göreceksinizdir. Şunu da unutmayalım. Ben de birçok paylaşım yapıyorum. Sen de birçok paylaşım yapıyorsun. O da birçok paylaşım yapıyor. Sosyal medya kesinlikle bizi negatif yönde etkiliyorsa, bizi mutsuzluğa itiyorsa kesinlikle bırakalım. Yani birilerini takip etmek, en yakın dostunuz dahi olsa bizi mutsuz ediyorsa onu bırakalım. Çünkü milletin ne yaptığı değil, senin ne yaptığın asıl önemli olan. Senin kendini mutlu tutabiliyor musun? Asıl önemli olan bu. Ve son olarak çok yanlış bir mantık var aslında toplumsal çevremizde. Sosyal medyayı kafa dağıtmak amacıyla kullanmak. Aslında bunu incelediğimizde bu tam tersi bir etki yapıyor. Kafa dağıtmak yerine zihnimizi daha fazla kargaşaya sokup kafamızı daha da bulanıklaştırabiliyor. Ve son olarak ben bu videoyu neden yaptım? Biz bu videoyu neden yaptık? Neden paylaşıyoruz? Şunu anlatalım ve bitirelim. Unutmayalımız gereken bir cümle var ki bence ana tema olarak isterseniz bunu yatağınıza uyandığınızda ilk gördüğünüz yere yazın. Çok önemli bir cümle. Ömür sermayesi pek azdır, lüzumlu işler pek çoktur. Hem dünyaya bakan yönüyle hem de ahirete bakan yönüyle. Biz bu dünyadaysak hem bu dünyevi işlerimizi bir rayında götürmemiz lazım. Ama bu rayında götürürken ahirete bakan işlerimizi de raydan çıkarmamamız lazım. Maalesef bu devirde biraz daha dünyevi işlerimize odaklandığımız için ahirete bakan işlerimiz
raydan çıkma durumuna gelmiş. O yüzden bence ana temel olarak bu akıllı telefonlarımızı düzene sokarsak dünyevi işlerimizden arta kalanı çalan sosyal medya mecraları bize ahirete bakan yönünde ilerletmemize büyük fayda sağlayacaktır. Konuyla bağlantılı Risale-i Nur'da geçen çok önemli bir yazı var. Burayı da okuyup değerlendirip videomuzu sonlandıralım. Birbiri içinde mütedahil daireler gibi her insanın kalp ve mide dairesinde ve ceset ve hane dairesinde, mahalle ve şehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden, küre-i az ve nev-i beşer dairesinden tut, tazi hayat ve dünya dairesine kadar her biri içinde daireler var. Biraz önce konu anlattığımız konuyla birlikte düşünün lütfen. Sosyal medya ile kendi durumumuzu iç içe bu daireleri düşünelim. Her bir dairede her bir insanın bir vazifesi bulunabilir. Değil mi? Aile dairesinde büyüklerimize saygı, küçüklerimize sevgi gibi bir vazifemiz var. Vatan dairemizde mesela oy vermek gibi bir vazifemiz var. Fakat en küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimi vazife var. Evet, kalp dairemizde en büyük ve ehemmiyetli ve daimi vazifemiz var. Peki ne olabilir o vazifemiz? Tabii ki imanı kurtarmak ve kaybetmek gibi 365 gün 24 saat boyunca bizimle birlikte olan bir vazife var. İmanı kaybetmek ve imanı kazanmak gibi bir vazife. Her an bizle birlikte olan bir vazife. Ve en büyük dairede en küçük ve muvakkat ara sıra vazife bulunabilir. Bu kıyasla küçüklük ve büyüklük makusen mütenasip vazifeler bulunabilir. Fakat büyük dairenin cazibedarlığı cihetiyle burada büyük daireye işte siyasetten nazaran bu sosyal medyayı katabiliriz. Çünkü sosyal medyada da birçok bizi ilgilendirmeyen dünyevi meseleleri katıyoruz. Mesela iş arasında sosyal medyada takılabiliyoruz. Instagram'da 5, 10, 15 dakika. Ama yeri geldiğinde 5-10 dakikalık bir namaz için vaktimiz yok diyebiliyoruz. Yani bu cazibedarlık bizi öyle için hapsediyor ki artık kendi ana görevimiz olan ahirete bakan yönünde namazımızdan uzaklaşabiliyoruz. Bir de şey var ya, adam mesela bir geliyor akşam eve, dizi sitesini bir açıyor, 2 saatlik dizi izliyor, sonra bir tane daha buluyor, başka bir konuya 2 saatte onu izliyor. Yani diğerine geçerken bir 15 dakika yatsı yıkılsak arada mesela, 15 dakikasını dizinin feda etsek mesela, kıyas dedin ya sen, hani kıyaslayalım. O da işte de önemini anlamak lazım yani, hangisi daha önemli? Diziye 2 saat veriyoruz, altına 15 dakika veremiyoruz yani. Düşünsene nasıl bir durum? Hani birçok şeyin israfına dikkat ederiz ya, yemeği israf etmeyiz, giysi de israf etmemeye çalışırız. Halbuki en büyük şey belki de zamanımızı israf etmekte maalesef aldanabiliyoruz. Evet arkadaşlar, verdiğim yöntemleri ben uyguluyorum ve gerçekten hayatım olumlu bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. Umarım sizler de uygularsınız, hayatınıza olumlu bir etkisi olur. Çünkü bize gerçekten bir şeyler kazandırmayan şeylere o kadar fazla vakit ayırıyoruz ki günün sonunda fark etmiyoruz bile. O yüzden vaktimizi daha iyi kullanmak için en temel, en fazla bizle iştigal eden yerden başlayalım. Diğer ana görevlerimize daha fazla vakit kalabilsin. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu seriyi beğenmişsinizdir. Aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Konularla ilgili istediğiniz bir video varsa video fikri olarak bize yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda uygulamalara yönelik bir video hazırlamayı düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.